Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 12. surete kadar geldik. Artık suretler bahsinin sonundayız diyebiliriz. Bu ders ve bir sonraki ders inşallah suretler bahsine veda edeceğiz. Ondan sonra da işaretler bahsine, mukaddime bölümüne geçeceğiz. Ondan sonra da hakikatler bölümümüz var. Bu yolculuk daha sürecek yani. 100 sayfa kadar bir yolculuğumuz var demiştik başlarken de. 12. surete geçmeden evvel yine başa dönelim. Nereden yola çıkmıştık? Hangi güzel adımla yola başlamıştık ve nereye varacağız onu bir hatırlayalım. 10. söz, namı diğerle Haşir Risalesi, Haşir Bahsi. Şöyle iki ayetle başlıyor. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim ki bu ayet bütün ayetlerin başı. Ayetlerin ayetliğini anlamak bu ayeti anlamakla mümkün. Bu perspektifi yakalamakla mümkün. Bir anlamda Bismillahirrahmanirrahim'e biz ayet anahtarı diyebiliriz. Bütün ayetlerin kapısını açan ilk anahtar budur. Nasıldır bu açış? Allah'ın Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, önce Allah olduğunu, sonra Rahman olduğunu, sonra Rahim olduğunu fark etmekle insan onunla doğrudan bir ilişki içine geçer, girmek ister, fark eder böyle bir ilişki içinde zaten olduğunu yaratılışı itibariyle ve bu doğrudan muhataplık yani uluhiyetten rahmaniyet ve rahimiyete gelirken o aşılan katmanlar bizi kulluk ilişkisine mecbur eder. Bunu öylesine kullanmadım. Eğer Allah-u Teala bizimle birebir ilgileniyorsa bu bizi birebir kulluk ilişkisine mecbur eder, ibadete mecbur eder. Neden? Sana birebir ilgi varsa senin teşekkürün de birebir olmalıdır. Bunu mantığımız da kabul ediyor yani. Mesela işte diyelim bir bakan, bir vali veya işte devletin herhangi bir görevlisi bize hususi bir şey yolladı, bir hediye yolladı. Ona özel bir teşekkür etmeyi, ya şu ihtiyacımın da şöyle olduğunu bilmişsiniz, Allah razı olsun, böyle gözetmişsiniz, hassasiyet göstermişsiniz, teşekkür ederim demeyi bizim fıtratımız istiyor. Doğru olanın bu olduğunu biliyoruz yani. Ama mesela diyelim ki onu sadece genel bir bağış olarak düşünsek, mesela ne diyelim, belediyenin otobüs hizmeti mesela. Şimdi herkese veriyor bu hizmeti. Gidip hususen kimse belediyeye otobüs hizmeti için teşekkür ederim demek ihtiyacı hissetmiyor. Ama otobüsün içinde size ayrılmış özel bir imkan, koşul, şart varsa o zaman diyorsunuz ki ya bu özel imkan, koşulu, şart, bu sağlama, bu gözetiş ona hususi bir teşekkürü de ister diyorsunuz. Gidip birebir teşekkür edeyim istiyorsunuz. Bu ilişkiyi ubudiyet ilişkisine dönüştürdüğümüzde, onu anlamanın penceresi kıldığımızda da şöyle bir hakikat yakalıyoruz. Cenab-ı Hak uluhiyetiyle kainatı yaratmış, rahmaniyetiyle onun içinde küre-i arza hususi ihsanlarda bulunmuş, hayatı burada var etmiş, karbon bazlı hayatı diyelim ya da. Onun içinde de insana başka bir hususi ihsanı var. İnsanın içinde de her bir bireye birebir muhatap Cenab-ı Hak. Birebir yaratışta, birebir gözetişte, birebir onun ihtiyaçlarını karşılamada. Çünkü hiçbirimiz diğerimizin birebir aynısı değiliz. İkiz kardeşler bile her birisi birer ayrı alem. Kimisinin başka bir şeye istidadı, kabiliyeti var. Kimisinin başka bir şeye istidadı, kabiliyeti var. Bunların bile gözetildiğini görüyorsunuz. Cenab-ı Hak ona bir istidat vermişse karşılığında sahasını da veriyor. O istidadın inkişaf edeceği sahayı da veriyor. Veya dua ediyorsa fiili, kavli, imkanını da bağışlıyor. Rahmetine göre, takdirine göre. Böylesi ince muhatabiyet, ince tefekkür,
ince tefekkür, evet o da yanlış olmadı. İnce tefekkür ve ince bir teşekkür istiyor. Bismillahirrahmanirrahim'in bize ilk hatırlattığı bu. Allah var, o Allah Rahman, Rahman içinde de Rahim. Bu vahiy de zaten onun eseri, rahimiyetinin bir tecellisi. Onun üstüne kainattaki ayetler de birer hidayet tecellisi olarak yine rahimiyetle ilgili. Sizin onunla hakikate ulaştırılmanız da yine rahimiyetle ilgili. Kimisi var ulaşamıyor. Ebu Cehil'in gözünün önünde ay ikiye yarıldı. Ebu Cehil iman etti mi? Bak, ondan büyük delil mi var yani? Gözünüzün önünde ay ikiye bölündü. Bundan büyük delil var mı? Ama ona hidayet nasip olmadı. O zaman bizim bu şu an anne baba Müslüman olarak dünyaya gelişimizde Cenab-ı Hakk'ın bir rahimiyet tecellisi olarak görmemiz lazım. Onun dışında ihtida öyküleri var, hepimiz duyuyoruz. İnsanlar nasıl yolculuklardan, ne dönemeçlerden, ne sarsıntılı buhranlardan sonra hidayet buluyorlar, İslam'a geliyorlar. Onların da ellerindekinin Cenab-ı Hakk'ın bir bahşi olduğunu düşünmeleri lazım. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'ı kendine borçlu edemez. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'ı kendine minnet altına alamaz. Hepimiz bu hidayetten dolayı Allah'a borçluyuz. Allah'a minnet duymalıyız. Çünkü o eriştirmeseydi biz bu hidayete erişemezdik. Evet, Bismillahirrahmanirrahim bir hatırlatma gördüğünüz gibi. Bu ilişkinin nasıl bir zeminde sürdüğünü hatırlatıyor. Hemen ardından estağfirullah. فَنْزُرْ اِلٰى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ ayeti var. Bu ayet Rum suresinin 50. ayeti. Bu ayet de bize kısa bir mealiyle şöyle böyle hani insanın ilk anladığı anlam düzeyinde diyor ki, bu bir beşer sözü olarak tabii. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani Kur'an-ı Kerim daha Rum suresinin 50. ayetinde daha meal düzeyindeki muhatabiyetimizde bile bize buyuruyor ki haşir konusunda acabanız mı var? Şöyle böyle falan bir vesvese, vehim, şüphe mi geliyor aklınıza? Bahara bakın. Her sene yaptığım diriltmelere bakın. Tekrar hayata döndürmelere bakın, şenlendirmelere bakın, ne diyelim kaynaştırmalara, cıvıldaşmalara, o ölmüşken tabiri caizse alem tekrar varlığa dönüşlere, onlara bakın diyor. Orada bu işin iki delilini göreceksiniz. Nedir o deliller? Bir, kudretim imkan verir, ben sizi tekrar diriltebilirim çünkü bakın baharı yapabiliyorum. Bahar size göre çok zor bir iş. Sizin dirilmeniz sadece bir tek türün dirilmesi. Baharda ben bak kaç bin tane türü, kaç milyon türü diriltiyorum. Ve her yıl yapıyorum bunu. Bir de ne diyor? Rahmetim bunu iktiza eder, gerektirir diyor. Yani o bahara beni siz mecbur etmiyorsunuz. Benim rahmetim istiyor ki mahlukatı yaratayım, onlara ihsanlarda bulunayım, Esma-ül Hüsna'mı tecelli ettireyim, rızıklarını vereyim, onları sevindireyim, onların beni sevmesini sağlayayım, ibadetlerini sağlayayım, fıtri, kavli, ibadetlerini onlardan alayım, teşekkürlerini onlardan alayım, beni rahmetim götürüyor, rahmetimin kemali götürüyor, yoksa siz beni mecbur etmiyorsunuz, bu benim için zorunluluk değil, benim fazlım, tabiri caizse, tabi bu ifadeler Cenab-ı Hak için kullanılmaz ama biz aklımıza yaklaştırmak için böyle diyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize bu ikramda bulunması onun kemalinden. Evet. Ayet-i Kerime hem muktazi açısından hem de imkan açısından bize iki kapı gösterdi rahmet ve kudretle. Artı baharı da haşrin delili olarak andı. Bize o bakış açısını bir kere baştan verdi. Bismillah. Onu verince biz gözümüz açıldı artık. Nereye bakacağımızı gördük. İşte o bakacağımız perspektiften neler neler çıkarabiliriz. Bediüzzaman Hazretleri Haşir Risalesi'nde bize bunu anlatıyor. Önce bir temsille bunu yapıyor. Derslerimizi takip edenler veya Haşir Risalesi'nin aşinası olanlar zaten biliyorlar da ben ilk defa bu dersle karşılaşan varsa diye biraz izah ediyorum. Önce bir temsil hikayecik içinde hakikate bizim zihnimizi yaklaştırıyor.
kendi hayatımızla veya bir hikaye üzerinden olabilirlerle, olabilirliğine inandıklarımızla bağlarını kuruyor. Ondan sonra da işaretler ve hakikatler bahsiyle mevzuyu alemi şehadete getirecek, yaşadığımız aleme getirecek. Oradaki delillerin, buradaki iz düşümlerini gösterecek bize. Elhamdülillah. İnşallah ömrümüz olursa, Cenab-ı Hak avnu inayet ederse, oraları da işleyeceğiz, tefekkür edeceğiz. Çapımız, gücümüz yettiğince. Şimdi ihtarı da okuyalım. Ondan sonra 12. surete başlayalım. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-i İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Evet, bu surete ve önceki suretlere de o gözle bakmamız lazımdı. İnşallah bakabildik, inşallah hakkını verebildik. 12. suret. Önce bir tamamını okuyayım hep yaptığımız gibi. Sonra dönüp incesini düşünmeye, anlamaya başlarız. Gel, şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz ve teçhizatlarına bakacağız ki o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Bak, bir sınama yöntemi bu, bir sağlama yapma yöntemi. Dört işlemi öğrenenler hatırlayacaktır. Bölmeyi öğrenirsin, bir de sağlamasını öğrenirsin. Toplamayı öğrenirsin, sağlamasını öğrenirsin. Çarpmayı öğrenirsin, sağlamasını öğrenirsin. Yani işlemi doğru mu yaptın, onun da bir sınama yolu vardır. İşte bir tane sınama yolu. O teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düstur-u harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazığıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil. Belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Bak, şu defterlerde aletler teçhizatının sureti istimali ve mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âli, daimi bir yer bulunmazsa, şu muhkem defter, o kat'i cüzdan bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş,
Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgâhtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, bak, bütün düzeni, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez. Sofestailerden daha akılsız olursun. Evet, 12. suret burada sona erdi. Arkadaşlar, 12. suretin geneli bize ne söyledi dersek, ilk eşikte şunu okuyoruz. Başta aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere bütün peygamberler aleyhissalam dünyevi anlamda bakıldığı zaman hem peygamberleri sayabiliriz hem de onun devamında Allah dostlarını sayabiliriz. İşte sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salih'in büyüklerimiz, ehl-i sünnet vel cemaat imamlarımız, meşayihlerimiz, gafslarımız, kutuplarımız, ariflerimiz, alimlerimiz. Bütün o silsileyi saydığımız zaman, baktığımız zaman şu resmi görüyoruz. Başta peygamberler, onların başında da Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki muradını en iyi şekilde yerine getirmişler. Fakat Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki ihsanını, dünyevi anlamda söylüyorum tırnak içinde, o dünya hayatı dediğimiz o şatafatlı, debdebeli, israflı, lükslü, bilmem ne, bilmem ne, aklınıza hepsini getirin. O hayat çerçevesinde ideal bir hayat yaşamamışlar. Bakın tekrar baştan alıyorum. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'ın muradını, marziyatını, bizden istediklerini en güzel bir şekilde, en ideal bir şekilde yerine getirmişler. Vazifelerini bir hakkın yapmışlar. Kimse bu konuda şüphe duymuyor geçmişten günümüze. Ancak iş onun karşılığını almaya gelince bu dünyada sanki bunun karşılığını almamışlar. Sankisi fazla almamışlar yani şey olarak almamışlar. O işte dünyevi şatafat. Dünya için olsa sadece bu iş nasıl karşılık almalıydı sorusunun cevabı olacak bir karşılık almamışlar. Hepinizin hatırındadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hasırda uzanmış o sırada galiba. O gelince kalkıyor tabii o hasır, bunlar sert şeyler yani bizim bugün yattığımız gibi yumuşak. Yorgan döşek yok. Yüzünde iz yapmış böyle. Öyle anlatıyorlar yani. Yüzünü oraya koyduğu için o sertlikten yüzünde iz oluşmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh da kalbi işte şefkate gelmiş. Ne kadar celalli de olsa işte o celalin bir cemale çaldığı yer var. Demiş ya işte ağlamış orada. O ağlamış. Ondan sonra Efendimiz niye ağlıyorsun diye sormuş yanlış bilmiyorsam. Demiş ya Resulallah hani Kisralar işte Bizans hükümdarlar lüks içinde yaşasın da siz böyle hasırla muhatap olun işte böyle zorluk içinde yaşayın falan ona üzülüyorum demiş. Efendimiz de demiş ki ey Ömer istemez misin dünya onların olsun ahiret bizim olsun. İşte yani bu durum bize ne gösteriyor? Haşrin bir delilini gösteriyor. Ahiret olmazsa bu onlara bir adaletsizlik yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hangi lakabıyla meşhurdu? Faruk lakabıyla hangi özelliğiyle? Adaletiyle. Bak Hazreti Ömer'in adaleti perspektifinden bakıyoruz olaya. Bir şey var diyoruz burada bir böyle olmamalıydı yani böyle güzel bir insan vazifesini bir hakkın yapmış 23 yıl çile çekmiş dünya nimeti namına her şeyi neredeyse elinin arkasıyla itmiş ve kendisini Cenab-ı Hakk'ın hizmetine vermiş, bir hakkın onu yerine getirmiş ki bugün işte bütün kıtalara yayılmış 2 milyar ümmeti, biz her birimiz onun davasının canlı şahitleriyiz. Ahlakının
bize gelen ilminin, onları taşıyan alimlerin canlı şahitleriz. Diyoruz ki bu dava hak, bu akide hak, bu din hak, bu dinin getirdiği her bir parça, her bir hukuki uygulama en dakiklerine kadar hak. Şimdi bizim böyle bir imanımız var. 1400 yıl önce yapılmış böyle muazzam bir iş var. Bak 1400 yıl önce birisi geliyor, okuma yazması yok. Kavmi bile kendisine düşmanken hak dini tebliğ etmeye başlıyor. Ve o 1400 yıldır o ses yankılanıyor. Ümmetinden ne kadar onun gibi faziletli gelmişse, onun gibi derken onun kadar değil de, yine faziletli insanlar babında söylüyorum, yani salihler, alimler babında, evliya babında. Onun davasını tasdik etmişler. Yolu haktır, o bizim önderimizdir demişler. Ama aldıkları karşılığa bakıyorsunuz abi. Çok eksik. Dünyevi anlamda. Yani bir burada bir tezat var. Neden Allah kainatta görünen bu âli adaletine rağmen her bir varlığın fizik yasası dediğimiz, kimya yasası dediğimiz, biyolojik yasa dediğimiz şeylerin içinde kıl kadar sapmadan, o silsilenin içinde hareket etmesine rağmen bunun gösterdiği adalete, ince adalete, kudretli adalete, ıskalamaz adalete rağmen bu kullarında böyle bir şey yapmış? Neden zalimler mutlu, mazlumlar mağdur, bu dünyadan göçüyorlar bazen? İşte bu tür soruların tamamının cevabı 12. surette. Öncelikle peygamberler üzerinden, onların içinde de hepsinin reisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz üzerinden haşre bir delil olarak gösteriliyor. Allah, Hak Teala, Zülcelal Hazretleri böyle bir şey yapmaz. Onun adaleti mutlakası böyle bir şeye müsaade etmez. Dünyayı sadece dünyadan ibaret bırakıp bu insanları görevlerini en layık bir şekilde yapmalarına rağmen mükafat açısından mahrumiyetle göndermez. Haksızlıktır bu yani, tabiri caizse. Yani insan fıtratı bunu sezer. Elbette bizim Cenab-ı Hakk'a karşı bir iddiamız yok. O ne emrederse biz onu yapmak zorundayız. Doğru olan o. Doğru olan o olduğu için yapmak zorundayız. Yani İhlas'ın İşaretül Cez'deki şeyini hatırlayalım. Tarifini. Üstad Hazretleri orada İhlas'ı bir şeyi emredildiği için yapmak olarak tarif ediyor. Bunu biliyoruz ama yine de gönlümüzde, nefsimizde bir karşılık, bir mükafat şeyi var. Üstelik bak burada gelecek, kendisi de vaat etmiş Cenab-ı Hak bunu. Neden dünyayı dünyadan ibaret bırakıp kendisini yalancı çıkarsın? Haşa. Bir tuhaflık yok mu bu işte? Alemde hiçbir şey onu yalancı çıkaramıyorken, suya 100 derecede kaynayacak şeyini yazmış, suyu kaynıyor. Buza şu derecede donacak şeyini yazmış, suya donuyor. Yani bilmem demire şöyle olacak demiş, oluyor. Yani onların hepsini yasaya bağlamış, yasaya da uyduruyor yani, boyun eğdiriyor. Yıldızlara, gezegenlere, kara deliklere, galaksilere boyun eğdiriyor. Bu kudret neden burada kendini böyle zaafa düşürsün, zayıflığa düşürsün haşa? Neden oradaki yaptığını burada yapmasın? Değil mi? Bunları sormak lazım ya. İçimizden gelen sorular olarak bunları dile getirmek ve cevabını Kur'an'dan, sünnetten, salih alimlerimizin bilgisinden, ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının metinlerinden aramamız gerek. İşte Üstad Hazretleri de onlardan birisi. Bize bu bakış açısını sundu. Şimdi ince okumamıza başlayalım. 12. suret. Gel, şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle, reis baş demek biliyorsunuz, zabitleriyle görüşeceğiz. Hatta biz de başım gözüm üstüne deriz ya, Arapçada da mesela ale res ve lain diyorlar. Yani başım gözün üstüne, yine aynı manaya geliyor galiba. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz ve teçhizatlarına bakacağız ki teçhizat donanım. O teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Hep verdiğimiz örnek, işte Ferrari, traktör. Köyde getirmişler Ferrari'yi. Abi Ferrari köy için değil ki, tamam canavar gibi araba ama onun motoru belki traktörden daha kuvvetli, atıyorum. Bilmiyorum da ben çok motor falan araç.
belki daha kuvvetli şeyden, traktörden. İçindeki malzeme elbette daha kaliteli büyük ihtimal traktörden. Ama yol onun yolu değil. Bak, sınama bu. Ferrari'yi şöyle bir sürsen köy yolunda dersin ki arabadan inip, arkadaş bu araba bu yolun arabası değil ya. Haşat oldu arabaya. Ama traktörü sürdüğün zaman hah dersin, bu buranın arabasıymış. Balığı suda bıraktığın zaman dersin hayatta kalıyor. Ha, balık su içinmiş. Aynı balığı getir karaya koy. İki çırpınır falan ölür. Ha, demek ki balık karada yaşamak için değilmiş. İşte aynısını kuş için düşün. Kuş, güvercin. Güvercin koşmak için mi yaratılmış? Yok. Koşması çok zayıf. Uçmak için yaratılmış. Kedi uçmak için mi yaratılmış? Yok. Onun da uçması yok ama koşması çok iyi. Gibi gibi. Yani varlığın sahadaki uyumu bize bir delil oluşturuyor arkadaşlar. Bu bunun içindir. Bu buna göre yapılmış. Bu buna göre takdir edilmiş, tasarlanmış tabiri caizse. Bu ifadeleri o perspektiften bakıp delil olarak kullanabiliyoruz. Mesela kapımıza anahtarı soktuk. Ya bu anahtar bunun için yapılmamış, açmadı. Demek ki bu kapı için yapılmamış, açmadı. Bunu diyebiliyoruz. İşte onu alıp o mantığın küçük oltada sahada hep kullandığımız öğelerinden birisini alıp diyor ki Üstad Hazretleri, getirin bunu kainata koyun. O zaman göreceksiniz ki öncelikle peygamberler aleyhisselam, onların içinde Efendimiz aleyhisselatü vesselam, sonra Allah dostları, sonra bütün insanlık. Hepsinin merkezinde insan fıtratı. Bu dünya için yaratılmamış. İnsanın fıtratına baktığınız zaman ben bu yolların arabası değilim diyor. İnsanın fıtratına baktığımız zaman ben bu yolların arabası değilim diyor. Ben köy yolundaki Ferrari oldum. Beni mağdur ettiniz. Altımı vurdunuz, üstümü çizdiniz. Lastiklerimi haşet ettiniz. Bilmem ne yaptınız. Artık arabanın hangi aksamı zarar görüyorsa. Onu diyor bize insan. Nasıl diyor? İşte bu dünyadaki tatminsizliğiyle diyor. Bu dünyadaki mutsuzluğuyla diyor. Bu dünyadaki ne diyelim, depresyonuyla diyor, psikolojik rahatsızlıklarıyla diyor, ruhsal sorunlarıyla diyor, vücudundaki arızalarla diyor. Yani insanda, nasıl söylesem, cennetten indiğimizin bir şeyi var, haleti ruhiyesi var, dilimiz orayı tatmış. Bu dünya bize hep boğucu geliyor. Adamı götürüyorsun bilmem nerede, tatil köyüne, villaya, bilmem nereye. Bir ay, iki ay, üç ay sıkıldım ya diyor. Ya villa, ya villa villa. Millet gecekonduda yaşıyor yani. Tek odada yaşıyor, şeyde yaşıyor. Nasıl diyelim, kulübede yaşıyor. Ama işte insan fıtratı böyle. Bizim fıtratımız cennete göre olduğu için, yani bir üst pist için yaratıldığımızdan, oray için yapıldığımızdan, dünyaya da cezaen indirildiğimizden, burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir boğulma, bir uyumsuzluk, bir arıza, tezahürlerini çoklukla gördüğümüz bir kaynaşamama hali yaşıyoruz. İşte bu hal aslında bize, sen Ahmet, sen Mehmet, sen Turan, sen bilmem kim, bu dünya için yaratılmadın demek istiyor. İçimizdeki ilk davetçisi, içimizdeki ilk uyarıcısı bu oluyor yani. Sen burası için değilsin, çünkü bak hayallerinin hepsini yapamıyorsun. Çünkü bak kudretin, aklettiğin şeylere yetişemiyor. Çünkü bak, dünya ile kalbin dolmuyor. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da kısa bir mealiyle? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. İnsanın kalbinde öyle bir kara delik var ki, ver, lüks namına ne verirsen ver, dünya namına ne verirsen ver, ver oğlu ver, ver oğlu ver, abi yetmiyor. En parlak, en yüksek zirvedeki, en büyük şöhret, bakıyorsun altın vuruş yapmış damarına, kendini öldürmüş veya işte başka bir şey olmuş, atmış kendini. O Korelilerde falan bu sıralar çok böyle haberler çıkıyor. K-pop şarkıcılarında falan, Koreli ünlülerde çok intihar var. Mesela Hindistan'da da oyuncu intiharları çok fazla. Bakıyorsun Avrupa'da da yani bu az değil. Neden? Doymuyor abi. Doymadığını fark ediyor. Fark ediyor ama yerine koyacak bir şey de
oluşturmamış dünyasında. Bir din, bir iman böyle bir şey oluşturmamış. Geçenlerde işte o Bilgiler kitabında okumuştum. Yazarı Berloeven mıydı? Öyle bir şeydi adamın ismi. Tam hatırlayamadım ismini. Adam şey diyor. Din bizi anlamsızlığın anomisinden korur diyor. Yani anlamsızlık bizde bir rahatsızlık oluşturuyor. Din sayesinde biz ancak bundan kurtuluruz diyor. Yalan mı? Doğru, evet. Yani biz büyük resmin içinde durduğumuz yeri bilmekle ancak tatmin olabiliyoruz. Kendimizin ait olduğumuzu, bir yere ait olduğumuzu, eserin içinde bir yerde durduğumuzu, düşmediğimizi ancak bununla idrak edebiliyoruz. İşte bu da bir açıdan Bediüzzaman Hazretleri'nin perspektifinden haşrin delili olarak sayılıyor. Bunun ayete uygulamasını nasıl yapabiliriz? Allahu alem şöyle olabilir. Allah'ın rahmeti baharı iktiza ediyorsa, ikram etmeyi iktiza ediyorsa, tekrar hayata döndürüp bağışlamayı, rızık vermeyi iktiza ediyorsa, en büyük rahmette bulunduğu, hidayet bahşettiği, hidayet önderleri kıldığı kullarını hiç dönmemek üzere hiçe gönderir mi? Yani onları da madem bir otu karıncayı şunu bunu her bahar tekrar varlığa kazandırıyor, böyle bir hizmet yapmış, böyle büyük bir ibadet yapmış, böyle büyük bir tefekkür yapmış kullarını hiç hiçliğe gönderir mi? Galiba ayetle bağını da böyle kurabiliriz. Evet, o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Bir soralım bunu ya. Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Yani bu dünyada çalışmaya mı geldik, oturmaya mı geldik? Sanki oturmaya gelmemişiz gibi, çalışmak tarafı daha kuvvetli gibi. O zaman oturması başka yerde olacak bu işin. Nasıl olur? Mesela işte yarış olur. Yarıştan sonra dinlenme bölümü olur. Veya kazandıktan sonra işte ödül töreni olur. Atıyorum. Ya burası yarış kısmı mı, ödül kısmı mı? Ya sanki yarış kısmı, çünkü durmuyoruz arkadaş. Her gün bir telaş içindeyiz. Sabah başlıyoruz. İşe gidenler için işte gittikleri saat. Daha aslında öncesinde namazla başlıyor gün. Ezan okunuyor, namazımızı kılıyoruz. Gün başlıyor bizim için. Ondan sonra ise koşuşturma, sonra akşam eve geliyoruz. O da aslında tam bir oturma değil. Uyku ancak şöyle böyle insan için dinlenme gibi biraz. Onun dışında bir yarış sürecindeyiz. Evet. Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Ek gözümüz yetmez. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bakalım cüzdan neyi anlatıyor, defter neyi anlatıyor. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, ha şöyle diyeyim. Benim bu konuya dair bir yazım vardı. Kur'an'da kullanılan meallerde de defter diye veriliyor. Mesela insanın suhufu olacağı, ona gösterileceği falan. Bir de Kur'an'a kitap deniliyor mesela. Şimdi o aradan bir terminolojik şey olarak şöyle bir çıkarımda bulunmuştum. Defter bize doldurmamız için verilen şeydir. Kitap bize uygulamamız için verilen şeydir. Defteri biz doldururuz, boş gelir. Kitap bize dolu gelir, onu uygularız. Burada da cüzdan sanki kitaba karşılık geliyor. Allahu alem. Defter zaten defter. Şimdi defteri, cüzdanı kafanızda böyle bir koyun. Zabitte bir defter var, bir de cüzdan var. Yani bir uygulayacakları var, yazılı gelmiş eline. Bir de yapacakları var, o da boş gelmiş eline. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, matlubat yani talep ettikleri, matlub, talep. İşte Hint sinemasında izleyenler varsa Bollywood filmlerini çok kullanırlar. Matlab, yani ne istiyorsun? Ne demek istiyorsun gibi. Matlab, yani ne demek istiyorsun gibi kullanıyorlar. Aslında ne talep ediyorsun manasında. İşte burada da kullanılmış. Matlubat, yani talep edilenler. Yine hatırlayalım, Afganistan'da Taliban diye bir örgüt var. Ne demek? Talebeler demek. Taliban, talep edenler, talebeler. Aslında bir medrese öğrencileri şeyiymiş,
Tabii bugün bambaşka bir boyutta. Vazifesi, matlubatı, düsturu harekatı vardır. Düsturu harekatı vardır. Cüzdanda bunlar varmış. Bak bu rütbe birkaç günlük için değil. Bak cüzdanında adama bir rütbe vermişler ama bu diyor birkaç günlük rütbe değil. Pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan, özel hazineden filan tarihte alacaksın diye yazılıdır. Yine cüzdanda yazıyormuş. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Allah Allah. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil. Belki padişahın kurbunda, yani kurb, karip, kurban hepsi aynı kökten geliyor. Yaklaştırmak demek. Akraba, yakınımız demek mesela. Hepsi kerebe. Aynı kökten geliyorlar. Kurb, karip, akraba, akrebiyet, kurbiyet. Kurban da öyledir. Kurban yaklaştıran demek mesela. Belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat ise, yani talep edilecekler ise, talep edilenler ise, birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için verilebilir. Evet. Şu matlubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının yani donanımının sureti istimali ve mesuliyetler vardır diyor. Şimdi geriye dönelim. Rütbe ne, maaş ne, vazife ne, matlubat ne, düsturu harekat ne? Bunları biraz anlamaya çalışalım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır dedik ya biz bunun ilk muhatabı. Oradan bakıp gelelim bir. Evet vaktimiz var. Bak bu rütbe birkaç günlük için değil. Pek uzun bir zaman için verilebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rütbesini alemlere rahmet. Alemlere rahmet. Ya alemlere rahmet 3 günlük dünya için mi yani? Bir tuhaflık yok mu? Alemlere rahmet deyince sanki varlığa çıkmış her şey kastedilmiş gibi geliyor bize. Ki öyledir de alemlere rahmet bir kısıtlama var mı burada? Yok. Rahmet ellil alemin yani. Gibi gibi. Buna benzer Efendimizin başka isimleri de vardır Cenab-ı Hak tarafından verilen. Sıfatları vardır anılan. Şimdi bunlara bakıyoruz. Bunlar ya bu geldi gitti yani onun için mi o kadarcık için miydi yani? Bir tuhaflık var bu bunun için verilmez. Habibim diyor ya Habibim ne demek sevgilim diyor. 3 günlük için miydi yani bu sevgililik? Yaşattı çilelerle 40 yaşına kadar geldi nübüvveti verdi. 23 yıl yine çilelerle tebliğde bulundu. 63 yaşında Dar-ı Bekaya irtihal etti. Biz öyle diyoruz. Ama işte o ahirete inanmayanın gözünden düşünelim. Yani 63 yılı çileyle geçti. Bunun için mi sevgilim diyor Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor onun hakkında. 63 yıl için söylenmez bu ya. Bir insan birine sevdiğim, sevgilim gibi ifadeler kullanıyorsa, övüyorsa, seviyorsa hep yanında tutacak demektir. 3 günlük olmaz bu işler. Ya da haşa sümme haşa onu diyen yalancıdır. Yalancıysa o zaman tamam dediğini tutmaz, yapmaz. Vaadinden dönüyorsa, dönekse ayrı. Ama haşa sümme haşa Cenab-ı Hak zaten bunlardan münezzeh. O zaman bu ifadeleri boşuna kullanmamıştır. Şimdi bak rütbe. Birkaç günlük için değil pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Kur'an'da geçmiyor mu? Kaç tane ayet var? Sen de göreceksin, onlar da görecekler diye haber veriyor. O kafirlerin azap geldiği zaman diye bahsediyor. İşte müminlerin cennetteki halinden bahsediyor. Bir sürü şey var ya böyle delil. Şimdi Cenab-ı Hak bunları demiş söylemiş de
yaratmayacak mı yani ahireti? O sözlerini, kelamlarını hep boşa mı düşürecek? Haşa sümme haşa. Değil mi? Bak filan tarihte alacaksın. Öyle diyor Kur'an'da. Sen de göreceksin. Onlar da görecekler diyor yani. O zaman yaratacak demek ki. Halbuki o tarih çok zaman sonra, bu meydan kapandıktan sonra gelir. Evet, Kur'an da böyle haber veriyor. Şu vazife ise bu muvakkat, geçici meydana göre değil, belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Yahu Habibim diyor, Habibim. Buna görevli olmak, Cenab-ı Hakk'ın tebliğcisi olmak, hakikatinin davetçisi olmak, 3 günlük iş değil, olamaz bu kadarcık. Ubudiyet, ki onun ubudiyeti bütün ümmetin ubudiyetini kapsıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyeti hepimizin ubudiyetini kapsıyor. Böyle anlamlı, böyle büyük alemi onun için yaratmış Cenab-ı Hak. Daha doğrusu onun nurundan yaratmış. Hadis-i şerif var onun hakkında. Varlığın başından sonuna anlamını ifade eden özet insan o. Ama 3 günlük. Ya 3 günlük olmaz bu iş. Yapmayın, etmeyin yani. Bu kadar sanat, bu kadar kısa sürede ziyan olmak için olamaz. Diye aklımıza böyle bir şimşek çakması lazım hemen. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Bunu özelde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genelde kendi insaniyet fıtratımız için konuşalım. Yani insaniyet de hayvan gibi yaşayıp ölmek için olamaz. Bunu da düşünelim yani, yanına koyalım. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük anlamı sadece bu dünya için olamaz. İnsanlığın da büyük anlamı, en zirve noktada onun temsil ettiği o şahs-ı manevi, o da bu dünya için olamaz. Bu dünya için olacaksa hayvan yeterdi yani. İnsana ne gerek vardı? Geçmişi, geleceği veren, sonsuzluğu kavrayan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine marifeti olan bir canlıya ne gerek vardı ki? 3 günlük olacaksa. 3 günlüğünü hayvanlar daha güzel yapıyor. Bizden daha şeyler yani, randımanlılar. Şu matlubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. İstekleri, yani bizden bulunan istekler veya bizim dualarımız, ikisini de burada sayabiliriz belki. Birkaç günlük misafirhane için olamaz. Cenab-ı Hak diyor ki beni bilin, beni tanıyın. 3 günlüğüne mi ya? Hayır. Yani o sonsuzsa onun bilgisi de sonsuzdur. Beni bilin emri bir sonsuzluğu kapsar. Beni tefekkür edin emri bir sonsuzluğu kapsar. Hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi emirlerin hepsi bilinecek olan sonsuz olduğundan dolayı, onun esma sıfatları, şuunatı itibariyle hep alınacak bir mesafe insanlık namına olduğundan dolayı, ulemamız geçmişten bugüne mesela bakıyorsunuz, tefsirlere bakıyorsunuz, hadislere bakıyorsunuz, işte diğer ilimlere, hep bu yolda üstüne taş koyarak devam ettiklerinden dolayı anlıyoruz ki ya bu iş bitmiyor. Bu iş bitmiyor. Ne kadar yapılırsa yapılsın bu iş bitmiyor. Bu da bize gösterir ki o matlubat da birkaç günlük şu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Yine dualarımızı da bunun içine katalım demiştik. Onu da analım. Dua ediyoruz mesela. Hangimiz 3 günlüğüne dua ediyor ya? Diyorum ki Allah'ım bana sağlık ver. Benim aklımda, kimin aklında ölmek var bu dua ederken? Allah'ım bana sağlık ver de ölüm hariç. Böyle etmiyoruz ki. Kalmak için ediyoruz biz. Allah'ım bizi yani sonsuzluğa kavuştur. Sonsuzca sağlıklı et. Sonsuzca şu nimetleri ver. Sonsuzca şunlar şunlar. Yani her duamızın başında aslında gizli özne gibi, gizli bir sonsuzluk var. İnsan hiçbir şeyi fani olarak istemez. Hep sonsuzlukla ister. Bu da gösteriyor ki mesudane bir hayat için, uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Düstur ne? Düsturda büyük ihtimal bizim akidemiz. Allahu alem. Belki ileride açılırsa onları konuşuruz hakikatler bahsinde. Akidemiz zaten bize bunu söylüyor. Yani siz bu dünya için değilsiniz diyor. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının sureti istimali ve mesuliyetler vardır.
defterlerde de aletlerin, teçhizatın nasıl kullanılacağı varmış. Mesuliyetleri varmış, sorumlulukları varmış. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âli, daimi bir yer bulunmazsa, şu muhkem defter, o kat'i cüzdan bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et, hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki, bu faniden sonra bir baki var. Yani Cenab-ı Hakk'ın hem kendi emirleri, fıtratımız, Kur'an'ı, sünnet, bütün bunlar bizi haşre inanmaya mecbur ettiği gibi, yani bizzat sarihan emirler olduğu gibi, onların muktazisi de ancak ahirette tamamlanıyor. Yani bu dünyada kaldığımız zaman, sadece bu dünyadan ibaret olduğumuz zaman, o vahyin içindeki çoğu şey haşa sümmaşa yalan çıkıyor. Sünnetteki çoğu şey yalan çıkıyor. Anlamsızlığa düşüyor, boşluğa gidiyor. Hiçlikte eşitlendikten sonra iman sahibi olmakla kafir olmak arasında ne fark var? İkimiz de hiç olacaksak eğer. Kafirin kafirliği ona yaraşır. Müminin müminliği ona yaraşır. O şekilde gittikten sonra ha o öyle olmuş ha böyle olmuş. Ne farkı kalıyor ki? Eşitleniyor yani. Onu konuşmuştuk geçen ders. Bir farkı olmalı ki o sürecin, o süreçte ödenen bedelin, o süreçte göze alınan şeyin bir anlamı olsun. Anlamı olması için sonucu olması lazım. Bak, anlamı olması için sonucu olması lazım. Bu dünyadaki müminliğin sonucu cennet olmalı. Öteki dünya, bu dünyadaki kafirliğin bedeli cehennem olmalı ki bu süreçte göze alınan bedeller, ödenen şeyler, emekler diyelim, ücretler diyelim, zamanlar diyelim, bunların bir anlamı olsun. O kat'i cüz, o muhkem defter, o kat'i cüzdan bütün manasız olur. Yani din boşa düşer. Eğer ahiret olmazsa dinin bir anlamı kalmaz. Hiçlikte eşitlendikten sonra yaşamanın ne anlamı var? Ha öyle yaşamışsın ha böyle. Ne anlamı var? Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, muhterem zabit, hatırlı, mükerrem kumandan, kerem sahibi, ikramda bulunulmuş gibi manalar da var. Muazzez reis, aziz yani, yüksek, yüce, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. Hem insan genelinde bu böyledir. Yani eğer insan ahiret olmazsa hayvandan daha aşağı noktaya düşer. Çünkü biliyor sonsuzluğun ne olduğunu, kestiriyor. Olmazsa o onun için bir bedel oluyor. Zevali lezzet elem olur demişti ya. Sonsuzluk düşü var, ondan aldığı bir lezzet var. Verilmeyecekse bu sefer sonsuzluk kadar elemi var demektir. Sonsuzluk kadar elemi olur demektir yani. Çünkü karşılığını alamayacak demektir. O düşün. Hayali gerçekleşmeyecek demektir. Evet. Bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derkeye düşer. Yani hayvan düşünüyor mu? Ya öleceğim, öldükten sonra hiç olacağım, vay arkadaş ya. Öyle yaşanır mı falan. Hiç gördünüz mü hayvanlarda böyle bir dert? Depresyon, sıkıntı, varlığın, varoluşu anlamlandırma çabası, felsefe falan böyle bir şey var mı hayvanlarda? Yok. Ama insanda var. Ahiret olmazsa o zaman bu insan için bak, onların yaşadığı musibetin üstüne biz bir de bunu yaşıyoruz. Hayvanlar da musibet yaşayabilir ama insanın yaşadığı her musibetin üstünde bir de bu var. Bilerek İşin sonunu, ucunu görerek yaşama. Yani kuyuya düşeceğini bile bile kuyuya gitme. Hayvan bunu bilmeden kuyuya düşüyor. Ahiret olmasa, elbette ahiret var ama ahiret olmasa şeyini, karanlık tablosunu oluşturmaya çalışıyorum zihninizde. Uçurum var. Koyunlar bilmiyor uçuruma gittiklerini. Düşüyorlar, ölüyorlar. Ama insan gittiğini bile bile gidiyor. O zaman bak, fakirliğimiz de daha fazla, musibete uğrayışımız da daha fazla. Herkesten daha bedbahtız, daha zayıfız. Bak, en üstteydik, en alta düştük. Ahiret olmayınca ne oluyor bak? İnsan en üstteydi yetenekçe, istidatça, kabiliyetçe, akılca, şunca bunca. Üstteydik, tepedeydik. Ahiret olmadı,
en aşağı indik. Neden? O bütün varlık şeylerimiz kayba dönüştü. Hiç olacaklar ya. O zaman orada olmamızın bir anlamı yok. Onların hepsi bura oldu. Keşke bilmeseydik. Bilmesek bu kadar kaybetmeyecektik. Gibi gibi. Öyle bir hale gelir insan. İşte nihilistler de oradan şey oluyor zaten. Sonunda sofist ailelere bağlayacak Üstad Hazretleri. Niye insanlar nihilist oluyor, her şey hiçtir falan filan deyip varlığı anlamsızlıkla eşitlemeye çalışıyorlar? Bu böyle olduğu zaman çünkü bilmek de bir yük. Varlığını kabul etmek de bir yük. Ona inanmak da bir yük. İnanmayalım diyor, gerçekliğini kabul etmeyelim diyor, vehme çevirelim diyor. Bir parça belki acımız azalır, bir parça belki. Aslında o da mümkün değil. Yani insan yaşadığı alemin gerçek olduğunu bilmez mi? Pekala. Mükerrem kumandan muazzez reis bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derkeye düşer. Genelde insan için bunu konuştuk. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dünyevi anlamda çok böyle ne güzel yaşamış şey anlamında söylüyorum. Dünyevi zevk, şatafat, safahat böyle şeyler anlamında söylüyorum. İsrafat anlamında söylüyorum. Vay be, doya doya yemiş, doya doya yaşamış falan filan. Böyle bir hayat değil ki. Efendimizin türlü türlü mahrumiyetleri var. Daha dünyaya gelmeden babası vefat etmiş. Dünyaya gelmiş, küçük yaşta annesini yitirmiş. Annesinden sonra dedesini yitirmiş. Dedesinden sonra amcasını yitirmiş. Çocukları, erkek çocukları vefat etmiş. Kız çocukları vefat etmiş. Kendisinden sonra hayatta kalan tek evladı Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anhuma. Yani böyle bir hayat, harp etmiş, öz akrabalarıyla harp etmiş, onlarla mücadele etmiş, onlardan işkence görmüş kimi zaman, onlardan sevdiklerini bu harplerde Hazreti Hamza gibi mesela şehit vermiş radıyallahu anh, daha bunun gibi yani sayalım sayalım, ya hiç kolay bir hayat değil ya bu. Bak, sevdiği memleketini terk etmiş, hicrette yaşamış, şimdi böyle bir hayat yaşamış. Eğer ahirette bunların karşısında almayacaksa, en biçare, en zelil, en musibetli, en fakir bir derekeye düştü işte yani. O fedakarlığı hepten ondan düştü. Ama biz burada ne diyoruz? Cenab-ı Hak burada bize fedakarlık istiyor, ahirette ücretini verecek. Nefsimize bunu söylüyoruz. Ama öteki türlü olmadı ki, hiçbir farkı kalmadı ki. Evet, işte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Dünya ahiretin tarlatısıdır. Hadis-i şerif değil mi? Bakın, hadis-i şerife bir işaret var burada. Biz burada hadis diye okumadık ama hadis babında söylendi bu. Atıf yapıldı, gizli atıf yapıldı. Risale-i Nur'da sadece zahiren geçen ayetlerin hadislerin değil, başka hadislerin de ayetlerin de tefsiri vardır. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Talimgah eğitim yeri, pazar satış yeri. Böyle hani kurulur, fuar gibi diyelim. Ya da işte meyve pazarı gibi kuruluyor, kaldırılıyor. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, yani şu memleketteki bütün düzenliliği, düzen olarak inşa edilmiş her şeyi, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. Yani şahit olduğun bütün icraat, gördüğün bütün eserler, yaşadığın şu gerçeklik, onların varlığını yalanlaman gerekir diyor eğer ahirete inanmazsan. O vakit sana insan ve zişuru denilmez, sofestailerden daha akılsız olursun. Neden bunu böyle söyledi Bediüzzaman Hazretleri? Çünkü başka yerde şöyle bir örnek kullanıyor. Büyük masraflar edip, büyük incelikler gösterip, büyük gözetişlerle, büyük hikmetlerle, büyük rahmetlerle bir yer yapıyorsun. Yani 3 günlük yere
1 milyon yıllık atıyorum haşa sümme haşa. Yani bu zaman Cenab-ı Hakk'ı bir zaman şeyi içine koymak için söylemiyorum. Bir tasavvur yani. Yani şu kısacık dünya imtihanı için insanoğlu var olacak, imtihan olacak. Milyarlarca yıllık bir alem yaratılmış. Ya eğer bunun bir arkası yoksa ne kadar az bir şeye ne kadar çok masraf edilmiş. Bir dengesizlik var. Bak intizamı inkar çıkıyor buradan. Her şey hiç olacaksa ya bunun anlamı ne ya? Ne anlamı var yani? Bak küçücük bunun dünyada numunelerini biz kendi bireysel hayatımızda biliriz. Alırsın bir eşyayı, 3 gün sonra kırıldı. Dersin ki ya param ziyan oldu. Deriz değil mi bunu mesela? Uzun ömürlü oldukça deriz ki ha bak bu parayı hak etti. Buna verdiğim paraya değdi neden? Bak uzun dayandı. Daha uzun ömürlü. Garanti süresi daha uzun. Gibi gibi manalarla deriz ki bak boşuna olmadı bu, ziyan olmadı. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyaya yaptığını düşünün. Bak, milyarlarca yıl yatırım, ucunda 3 günlük insan hayatı. Taş çatlasın, insan hayatı kaç yıl olsun? 100 bin yıl olsun, 200 bin, 1 milyon yıl olsun insan hayatı, o kadar olsun. Ne kadar olursa olsun. Ya çok az yani yapılan masrafa göre bu şey. Ondan sonra hiçlik. Aa ne oldu o kadar masraf? Hepsi ziyan oldu. Anlamsızlığa döndü. Sonu hiçliğe vardığı için, hiçlik anlamsızlık da olduğu için hiçin anlamı var mı yani? Hiç hiçtir. Varın anlamı olur. Çünkü bir sabitiye bina edilmiştir. Yani eşyanın hakikati sabittir değil mi? Bu bizim kitaplarımızdaki temel düsturlardan birisidir. Eşyanın hakikati sabittir. Sabitliğin üzerine bir anlam bina edilebilir. Ama hiçin üzerine ne anlam bina edilecek? Şimdi hiç olduğu zaman da hepsi, her şey boşa düşmüş manasına gelir. Tarlaya çalışılmış, ekilmiş bir şey olmuş falan, ürünler olmuş. Sonra adam gelmiş bir çakmak yakmış, bütün ekini yakmış. Hiç oldu. Emeğin boş oldu. Hikmetin abese döndü. Yani o kadar şey, plan, program, çalışma saçmalık oldu yani. Saçmalık ettin eğer devamı yoksa, o ekim biçilip o taneler alınıp ondan işlemeler olmayacaksa gibi gibi. İntizamat, şu dünyadaki düzeni inkar etmek zorunda kalırsın diyor. Hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez. Sofestailerden daha akılsız olursun. Sofestailer işte o nihilistler, her şeyi hiçliğe vuranlar, septikler. Onlardan diyor daha akılsız olursun. Çünkü onlar diyor en azından kendi dünyalarında bir şeyin içindeler. Tutarlılık içindeler, kendi saçmalıkları içinde. Ama sen öyle de demiyorsun. Sen dünyadaki düzeni kabul ediyorsun ama ahiret yok diyorsun. Hoppala. Ötekiler hiçbir şey yok diyor. Her şey boş diyor. Onun kendi aptallığı içinde bir tutarlılığı var. Bir öyle bir böyle demiyor en azından. Ama sen bir öyle bir böyle diyorsun. Hem diyorsun çok büyük bir düzen var bu kainatta. Bak fizik şöyle, kimya böyle, biyoloji böyle. Allah Allah. Hepsi başka başka şeyler gösteriyorlar bize. Tıbbın mucizesi, bilimin mucizesi, teknolojinin mucizesi bilmem ne. Geliyorsun hepsi hiç olacak. O zaman ne mucizesi? Yani ne harikalığı, ne sanatı, ne böyle vay besi, hiçbir şey kalmadı ki. Hiç olacaksa söylenecek bir şey yok. Bir zamanlar bir çizgi film vardı, son birkaç dakikası da onu anlatayım. Dünyaya göktaşı çarpacak. İşte insanlar da biliyorlar son bir gün mü, birkaç saat mi ne, dünya hayatı yok olacak. Şimdi tabii o göktaşı mevzusu olduğu için her şeyin anlamı kalmamış. Galatasaraylılarla Fenerbahçeliler karışık izliyorlar. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Yanlış olmasın, Galatasaray 10-0 önde. Kadıköy'de oluyor da maç. Kimse umursamıyor şimdi, şeyler izliyor böyle. Seyirciler de oturmuş karışık izliyorlar böyle. O sırada bir anons geçiyor çizgi filmde. Böyle kısa bir çizgi film. Diyor işte arkadaşlar diyor nasıl açıklama yaptı diyor. Yanlış anlaşılmış diyor. O taş diyor dünyayı çarpmayacakmış diyor. Dünyayı teğet geçecekmiş diyor. Galatasaraylılar falan başlar birbirine bir dönüyor böyle. Ondan sonra ertesi gün şeyde haberlerde şey yapıyor. İşte diyor Kadıköy'deki kavgada bilmem ne kadar
taraftar öldü. Bak, hiçse ne anlamı var? Ama hiçlikten çıktığı anda şey tekrar aklımıza geliyor. Mücadele, kazanma hissi, amaçlar, o amaçlara ulaşma arzusu, hepsi tekrar dünyamıza geliyor. Evet arkadaşlar, 12. surette böylece tefekkür etmiş olduk. Süremizin de sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Yarın inşallah bu hatime bölümü var bunun. İsmi hatime değil ama suretler bahsi bitti yani artık. Bu son toparlayan bir sayfa var. Orada bir bürhan daha var. Bu 12 suret kuvvetinde bir bürhan diyor buna. Şu cümleyi okuyayım. Bahusus gel sana 12 suret kuvvetinde daha kuvvetli bir bürhan göstereceğim diyor. Orayı da bir tefekkür edelim, o bir sayfayı. Yarın bir ders olarak inşallah Cenab-ı Hak afiyetle ömür verirse, imkan verirse. Ondan sonra mukaddimedeki işaretler bölümüne başlayacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar salyangoz hızıyla da olsa mesafe alıyoruz. Cenab-ı Hak yolunda amel edenleri ikramından mahrum etmiyor. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Ben böyle odun taşıyorduk. Ben odunları çok çok götürmeye çalışıyordum. Oğlum dedi, ormanı dedi çok götüren değil, sık götüren bitirir. Biz de sık sık ders yaparak, az az okuyarak ama sonuçta metin içinde ilerleyerek yolculuğumuza devam ediyorum. Babama da bir Fatiha okursunuz bu vesileyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.